Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de bir haftayı daha geride bıraktık. Türkiye Kupası maçları var. Dün Fenerbahçe 4-1'lik farklı bir skorla Sivasspor karşısında kazanmayı başardı. Tabii hakem kararları çok tartışılıyor. Fenerbahçe'nin oyuncu tercihleri, Fred'in etkisi, özellikle Fred ve İrfan Can Kahveci'nin performansları ön plana çıktı Fenerbahçe adına. Bütün bunları konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat bugün mazbata töreninde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın tamamını yayınlayacağız yine Beşiktaş bölümümüzde. Sürpriz bir konuğumuz olacak. Beşiktaş'ta yönetim kurulu görev dağılımı da belli oldu. As başkanlar, futboldan sorumlu yöneticiler vesaire, finans, hukuk, bütün bunların tasnifi yapıldı Beşiktaş'ta ve ilan edildi. Detayları yine sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'da Adana Demirspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Galatasaray'la ilgili işleyeceğimiz konulardan bir tanesi Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a dönme olasılığı. Biliyorsunuz kiralık olarak İngiliz takımı Aston Villa'da oynuyor Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo orada çok fazla süre alamadığı için Galatasaray'a dönme ihtimaline sahip, böyle bir eğilimi olduğunu biliyorum. Çünkü Nicolo Zaniolo'nun en önemli hedeflerinden bir tanesi İtalya milli takımında, ki İtalya zorlu bir gruba düştü. Hırvatistan ve İspanya ile aynı grupta Avrupa Şampiyonası finallerinde bu turnuvada forma giyebilmek ve 11'deki yerini korumak İtalya milli takımında. Dolayısıyla takımın da süre alması lazım. Nicolo Zaniolo bu yüzden dönme eğiliminde, ama acaba Unai Emery ne düşünüyor Aston Villa'da? Onunla ilgili olarak belki çok oynatmıyor ama taktik olarak ona geniş sezon içerisinde ihtiyaç duyabilir. Bütün bunları konuşacağız Galatasaray bölümümüzde. Yine Trabzonspor oradan haberlerimiz olacak. Bu haberleri verirken Avrupa ve dünyadan futbol gelişmelerini de aktarmayı ihmal etmeyeceğiz. Şimdi düne gidiyoruz. Bakalım Fenerbahçe'nin Sivasspor'la oynadığı ve 4-1 kazandığı karşılaşmayı teknik direktör Mustafa Özer nasıl yorumlayacak? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Sancar, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Siz de iyisiniz. Vallahi çok iyiyim. Ben de sesini duydum. Çok mutluyum. Sen nasılsın? Sağ olun hocam. Maçta mısınız? Evet. Keçiören Muş kupa maçı var. Onu izliyordum şu anda. Nasıl gidiyor? Zevkli mi hocam maç? Çok güzel ve heyecanlı bir maç, güzel oldu. Keçiören 2-1 yendi Muş'u. Muş'u da tebrik ediyorum. Muş Sporu, onlar da çok iyi mücadele ettiler. Üçüncü ligde. Güzel bir maç oldu. Güzel bir maç. Çok güzel maç oldu. Harika hocam. İyi seyirler dilerim şimdiden. Sağ ol. Hocam evet. Eksik olmayın, vakit ayırdınız maçı izlerken de bize. Fenerbahçe'nin maçını akşam takip ettiniz. Nasıl gördünüz oyun başlangıcını, sonrasında oyunun gelişimini Fenerbahçe adına? Şimdi Fenerbahçe özellikle Sivas Spor maçında bence çok iyi motive olmuştu. İyi hazırlanmıştı bu maça Özgür. Oyuna baktığınız zaman oyunun bütün bölümlerinde oyunu forse eden bir Fenerbahçe vardı. Demek ki maçından sonra biraz daha böyle takım hem motive olmuş hem de bence güzel bir sonuç aldı. Tabii oyuna baktığınız zaman özellikle İrfan Can Kahveci'nin etkili oyunu, attığı goller, Ferdi'nin iyi oynaması, Tadic için iyi oynaması. Yani Fenerbahçe dün baktığınız zaman hem oyun olarak hem oyuncu olarak da güzel bir takım oyunu açısından tatmin edici miydi, yoksa bireysel performansların ön plana çıktığı bir maç mıydı sizce? Ya bence özellikle bu tür maçlarda özellikle bireysel oyuncuların öne çıkması Fenerbahçe için artıydı, ama tabii ki Fenerbahçe'nin en büyük özelliği takım halinde iyi savunma yapan, özellikle 3. bölgede de baskılarıyla, kazandığı toplarıyla kanatlardan, merkezden, ucunları ve özellikle uzaktan attığı şutlar Fenerbahçe'yi sonuca götürdü. Dün aslında önemli olan galip gelmesi. Biliyorsun hem İsmail Kartal için, İsmail Hoca için, hem takım için iyi bir moral oldu Fenerbahçe için. Sağ tarafta iki tane net pozisyon verdi Fenerbahçe ilk yarıda. İlk yarının başında ve son bölüme doğru. Sağ tarafta karşı karşıya çaprazdan pozisyonda atamadı Sivasspor oyuncuda. Bu zafiyeti neye bağlıyorsunuz? Yani kanat bekleriyle mi ilgili, takım savunmasıyla mı ilgili, yoksa alışık olduğunuz stoperlerin oynamıyor oluşuyla mı ilgili? Ya evet, o da olabilir. Yani baktığınız zaman alışık olmadığımız stoperler de, çünkü siz özellikle ilk başladığı zaman Fenerbahçe'nin 10'da 10, 12, 10... Alo? Hocam duyuyorum. Ciku ve Bekao, evet. Alışık olduğu stoperler Fenerbahçe'nin. Tabii. Onların yokluğu? Yokluğu Fenerbahçe'nin özellikle oyun anlayışında bir sistemde İsmail Kartal'ın mecburiyetten o sistemi oynattı ve oyuncuları oynattı. Şimdi tabii iki tane merkez stoper oynamadığı zaman yerlerine Osterwolde ile Samet zaten orijinal stoper, ama Osterwolde
Stoper biraz daha bence, sol tarafta oynayan bir futbolcu değil sol mi? Sol tarafta oynayan ama stop, bence en iyi mevkisi sol taraf ama sol stoperi de oynayan bir oyuncu ama tabii iki tane merkez stoperi bozduğunuz zaman pozisyon vermeniz normal özgür. Ben Fenerbahçe'nin özellikle dün galip gelmesinin moral açısından iyi olduğuna inanıyorum. Şu anda baktığınız zaman zaten lider 37 puanı var. 10 gol yemiş ve 37 tane gol atmış. Şu anda ligin en iyi gol atan takımlarından bir tanesi Fenerbahçe. Yani bu istatistikler üretken. Bu açıdan baktığınızda üretken. Ya zaten en büyük Fenerbahçe'nin en büyük özelliği üretkenliği ve bireysel oyuncuların oyunu kaderini değiştirecek oyuncular var Fenerbahçe'de ama evet. Bir de futbolun biliyorsunuz hem hücum var ve en önemli şey de futbolda savunma var. Futbol prensipleri ikidir. Bir savunma, bir hücum. Siz her hücumda istediğinizi yapıyorsunuz ama savunma özellikle takım halinde topun arkasına geçtiğiniz zaman siz eğer iyi pozisyon alıyorsunuz, pozisyon verirsiniz. Ondan dolayı biraz daha Fenerbahçe'nin biraz daha takım halinde savunmaya da biraz daha İsmail Hoca'nın biraz daha üstünde durması lazım. İyi analiz etmesi lazım. Hocam Ciku takıma dönüyor. Derbide Beşiktaş'a karşı oynayacak, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde. Fenerbahçe evet. Takım savunması ne ölçüde problem yaratır? Bir de Beşiktaş'ın da takım savunması kolektif savunma anlayışı açısından problemleri olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklar yine Beşiktaş'ın canını çok sıkıyor ki büyük ölçüde sakatlık problemlerini atlatarak gelecek derbiye Beşiktaş'ta. Ama yine problemleri var Beşiktaş'ın. Özellikle savunmaya derinlik vermek konusunda. Fakat ön bölgede hatayı değerlendirebilecek, cezayı çok ağır kesebilecek oyuncuları da var. Cenk Tosun bu anlamda belki formsuz gözüküyor ama çok tecrübeli, derbilerde etkili olabilecek bir oyuncu. Abubakar yine son haftaları da formsuz gözüküyor ama Abubakar %100 maçı değiştirebilecek nitelikte bir oyuncu. Ben Chamberlain'i yine bu gruba dahil ediyorum. Ofansif yönüyle düşündüğümüzde Jetson Fernandez Fenerbahçe savunmasını fazlasıyla zorlayabilecek dikine gidişleri olan bir futbolcu. O açıdan düşündüğümüzde ne ölçüde zorlanacak Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın derbide alternatif bir planı olabilir mi? Şimdi bakın derbide özellikle saydığım Abubakar, Cenk Tosun büyük maçların oyuncuları evet. Özgür. Aynen öyle. Şimdi Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşayacağı iyi analiz edilirse Fenerbahçe sıkıntı yaşayacağı problem nedir biliyor musunuz? Nedir? Sadece kontrataktan atılacak pozisyonlara dikkat etmesi lazım Fenerbahçe. Hı-hı. Yani siz 3. bölgede Fenerbahçe baskı yaptığınızda eğer siz savunmayı sonmada iyi konsantre olmasın. Fenerbahçe o konuda pozisyon verebilir. Onun için Fenerbahçe'nin bence temkinli başlaması lazım. İkinci bölgedeki savunmaları, oyuncuları yerleştirip kazandığı zaten bireysel oyuncuları var Özgür. Yani maçın kaderini değiştirecek oyuncuları var Fenerbahçe. Hocam, teknik anlamda öğrenmek bakımından soruyorum. Sizin vereceğiniz cevap benim öğrenmemi de sağlayacak. O bakımdan araya girip soruyorum. Ben Ciku Bekoa'da oynasa savunmanın merkezinde işte bildiğimiz sağ bek, sol bek, Osterwolde, Ferdi, Osterwolde diyorum. Osayi, Samuel Osayi. Osterwolde evet. Yanlış söyledim. Samuel Osayi ya da Ferdi de oynasa. Yani bu bildiğimiz klasik her zaman ki savunma dörtlüsü de olsa Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe yine savunmada açık veriyor. Savunma oyuncuları oyuncular açısından baktığımızda arazları var. Ama Fenerbahçe'yi takım savunması açısından rahatlatan unsur savunmanın hemen onun önünde oynayan Fred mesela. Fred eğer formdaysa Crespo değil mi? İsmail'in özellikle birebir de top kapma yüzdesi çok yüksek. İsmail Yüksek'ten bahsediyorum. Onun varlığı aslında Fenerbahçe'yi güvende tutuyor. Bu açıdan ben Fenerbahçe adına kilit oyuncuların ne Ceko ne Tadic ne de bir başka İrfan Can olduğunu düşünüyorum derbide. Fred ve Fred'in yanında oynayacak oyuncu bence. Ben de sana katılıyorum. Fred gerçekten Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncularından bir tanesi. Yanında Crespo ya da İsmail'in ikisinden biri. Çünkü niye İsmail Crespo'yu oynatıyor? Bunlara baktığınız zaman top kapma, dikine oynama, mücadele eden ve özellikle savunmadan top aldıklarında bu iki oyuncu Fenerbahçe'yi rahatlatan sistemde oynattırıyor. Bence az önce saydığım sistemde, çünkü Fenerbahçe'nin az önce şunu anladım ben senden, yani Fenerbahçe'nin özellikle savunma bloğunda
önünde oynayacak iki tane orta sahanın iyi kapatması lazım blok arasındaki mesafeleri. Evet hocam. Ben de öyle onu öğrenmek istiyordum. Siz de aynı tespitte bulundunuz. Evet, evet. Bu çok Fenerbahçe. Bence kritik nokta bu Fenerbahçe açısından. İsmail Kartal'ın en çok üzerinde çalıştığı nokta bu. Defansın önünde ne kadar güçlüsünüz, ne kadar çok top alıyorsunuz ve bu topu ne kadar efektif kullandığınız önemli. Yoksa bravo. Fenerbahçe bence her takıma, istisnasız her takıma karşı pozisyon verebilecek bir oyun anlayışına sahip, bir oyun bravo. Yapısına sahip. Bunu değiştirebilmek aynen. mümkün değil. Böyle gidecek. Ama mesele işte savunmanın önünde oynadığınız oyunculardan ne kadar performans alıyorsunuz. Yükü savunma dörtlüsünden ne kadar çıkartabiliyorsunuz? Bu arada tabii bununla birlikte sadece bir tek unsurdan bahsedemeyiz ama temel faktör parametrelere yani yan ölçülere baktığımızda savunmanın sağında solunda zaman zaman kanat beki gibi olarak oynayan oyuncuların ferdi ve o sahinin çok efektif olması da gerekiyor. Yani burada az gol yiyip pozisyon vermemek mümkün değil bu oyun anlayışında. Az gol yiyip daha fazlasını atmak için. Bence böyle oynaması lazım. Böyle oynaması lazım. Bence de, az önce sen de bahsettin. Özellikle Crespo'nun Fred veya da İsmail'in kim oynarsa fark etmiyor. Geçiş oyunlarını yapacak iki tane merkez orta sahayı kullanması lazım. Çünkü niye? Savunmanın önünde oynayan oyuncular geriden oyun kurduğunuz zaman Özgür. Önünde oynayan oyuncular özellikle orta sahada. Çünkü şu zaten İrfan Can, Tadic, Zeku yani Zamanski falan bunlar hakikaten oyunun kaderini değiştirerek oyuncular, bunlara zaten top attığınız zaman zaten tabelayı değiştiren oyuncular bunlar. Tahminim herhalde bütün sistemini, stratejisini İsmail Kartal bu iki tane merkez orta saha üzerinde kuracaktır. Özgür. Sayın Mustafa Özer, Fenerbahçe'nin formasını futbolculuğunda başarıyla giydi. Teknik direktör Mustafa Özer'le sohbetimizin sonuna geldik. Hocam ne diyorsunuz? Derbinin sonucuna dair bir tahmininiz var mı? Tabii gönlümüzden Fenerbahçe'nin kazanması... Ama derbileri her zaman şunu söylüyorum. Derbide iyi konsantre olan, iyi mücadele eden, az hata yapan. Bak bu çok önemli Özgür. Eğer siz derbilerde bireysel hatalar yapmazsanız o maçı kazanırsınız. Bu maçta öyle bir maç olacak. Evet. Hocam... Ben çünkü yaptığım analizde iki tane takımın da bireysel analizlerine baktığım zaman özellikle bireysel hatalar oyunun kaderini değiştirecek bir derbi isteyeceğiz. Evet. Az hata yapan maçı kazanır. Bakalım neler olacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde. Maçın hakemi de çok önemli. Çünkü dün de hakem kararları çok tartışıldı. Bununla ilgili çok, söyleyeceğiniz çok, bir şey çok. Varsa alabiliriz vallahi, hocam. Yoksa teşekkür ederim. Valla ben Türkiye'de şu anda inanılmaz hakemlerle ilgili maçlardan sonra konuşmalar yapıyor. Sivas Spor isyan ediyor mesela. Evet, herkes isyan ediyor Özgür. Yani nasıl olacak? Şimdi dilim varmıyor ama yani yabancı hakem gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Getirtirler mi ama zannetmiyorum. Bir an önce bir çare bulmaları lazım. Merkez Hakem Kurulu'nu ben her zaman söylüyorum. Merkez Hakem bilmiyorum. Artık UEFA izin verir mi? Yani özelleştirip kendi başkanlarını, kendi yöneticilerini, kendi... Bağımsız bir kurum haline getirmek gerekiyor değil mi hocam? Kurum, sözde evet, özerk yani ama özde yani. Fiili olarak baktığımızda değil yani atama, değil, direktif evet. yönüyle, ya, yöntemiyle ya, çalışan bir yer. Ya öyle zaten şimdi baktığınız zaman şimdi yapay zeka diyorlar işte hakemler ama ben ama maçlardan sonra inanılmaz derecede ben artık futbol konuşmak istiyorum Özgür. Maçlardan sonra hakemleri değil de teknik direktörlerin oyuna müdahalesi, oyuncular, bak Türkiye'de şu anda oyuncular hiç kimse konuşmuyor. Yani verdiğiniz taktiği yapıyor mu, oyunun kaderini değiştiriyor mu, hata yapıyor mu? Aslında futbolda bunları konuşmamız lazım. Ben 13 yıl profesyonel futbol oynadım, kırmızı kart görmedim. 2003-2023'te teknik direktörlük yaptım. Şimdiye kadar dışarı atılmadım Özgür. Yani ben her zaman futbolun dolu tarafından bakan insanlardanım. Özellikle hakemlerle ilgili çok yorumum olmaz. Hakemlerle ilgili. Onlar da hata yapacak. Çünkü o zaman robot hakemler getirin. Zaten VAR sistemi var Özgür. Onları getirin. Onlar maç yönetsin. Hata yapmadan. Ama çünkü insan. Hepimiz insanız. Teknik direktörler de hata yapar. Hakemler de yapacak. Ama şu son zamanlarda inanılmaz derecede bir hakemlerle ilgili demek ki ama çok bariz hatalar da var Özgür. Yani VAR'a rağmen yine bariz hatalar var. Hakemlerini şurada gördüm eğer müsaitsen. Hakemlerde şu Özgür. Nedir hocam? Hakemlerde şunu gördüm biraz özgüven kayıpları olmuş. Niçin?
varın oluşu. %100 her şeyi varın. Hocam. %100 haklısınız. Yani karar vermekte çok zorlanıyorlar, bocalıyorlar. Bu vücut dillerine de yansıyor değil mi? Altını çizelim. Ben futbolcunun da ve futbolun 45 yıldır futbolun içerisindeyim. Hakemler inanılmaz özgüven kaybına uğramışlar. Niçin biliyor musunuz? Neden? Her şeyi vara bırakıyorlar özgür. Hmm. Vara bırakmayın, sorumluluk alın. Ha var, müdahale edeceği yerler var zaten. Penaltıdır, ofsayttır. Başkan var, başkan müdahale edemez ki. Her şeyi vara bırakır. Şimdi 15 metre ofsayt, 10 metre diyelim. Bayrak kaldırmıyor, oynatıyor. Ya verin abi, kaldırın artık. Yani bunun artık avantajı yok. Çünkü orada futbolcu sakatlanır, kaleci sakatlanır, oyuncu sakatlanır. Bariz olanları derin ki o dönerse de o aradan dönsün. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiği için çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Çok nazik. Sayın Mustafa Özer, teknik direktör Mustafa Özer bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Brezilyalı futbolcu Fred uzun bir sakatlık sürecinin ardından Fenerbahçe'de takıma döndü ve dün akşam forma giydi. Sahanın en iyilerindendi. Bakalım maçı nasıl değerlendirmiş. Primeiramente muito feliz com a vitória da equipe. Viemos passando por um Öncelikle bugün almış olduğumuz galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çünkü zor bir dönemden geçiyorduk. Özellikle son almış olduğumuz mağlubiyet bizler için kolay değildi ama biz kendi aramızda konuştuk. Tekrardan bir cevap vermemiz gerektiğini söyledik. Bugün de iyi bir dönüş yaptığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum almış olduğumuz sonuçtan dolayı. Aynı zamanda sakatlıktan dönmüş olmaktan dolayı da çok mutluyum. Çünkü benim için kolay bir ay olmadı. Ama üstesinden gelmeyi başardım. Sağlık ekibimizin de yardımıyla. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yapmam gereken çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp bir an önce %100'üme ulaşmam. Her gün çok fazla çalıştım. Tedavimi gördüm doktorumuzun ve sağlık ekibimizin bana yaptığı tedaviyi en iyi şekilde uyguladık. Tabii ki benim için kolay bir süreç değildi bu çünkü belirttiğiniz gibi bu tarz süreçler psikolojik olarak da oyuncuyu sarsabiliyor. Sahada takımınıza yardım etmek, sahada olmak istiyorsunuz ama ben bunu yapamadım ve bu benim için kolay olmadı ama üstesinden gelmeyi başardım. Bugün de iyi bir maç çıkarttığımı düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de takımımızın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Demin de belirtmiş olduğum gibi bir an önce %100'üme ulaşmak için çalışmalarımı sürdüreceğim. Kesinlikle taraftarların desteği çok önemli. Bu süreçte de bana Instagram'dan her gün mesaj attılar. Bir an önce sahalara dönmemi istediklerini belirttiler. Tabii ki bu tarz şeyleri görmek sizi mutlu ediyor. Daha fazla motive ediyor. Sizin yanınızda olduğunu bilmeniz size daha çok güç veriyor. Aynı zamanda maç içerisinde de sahada da bu desteği en iyi şekilde hissediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Ben onlara her şey için çok teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum. Bu şekilde birlikte yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Birlikte güzel şeyler başarabiliriz. Biz oynadığımız her maçı kazanmak için, 3 puan almak için oynarız. Rakiplerimizden bağımsız olarak sahada kiminle oynarsak oynayalım her maçı kazanmak için oynarız. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Rakibimizin de kaliteli iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Evet maç onların sahasında oynanacak. Ama biz o maçta karşılaştığımız bütün zorlukların üstesinden gelmek için savaşacağız. Tek düşüncemiz bu. Eğer şampiyon olmak istiyorsak o maçı kazanmamız gerekiyor. Sadece ben değil takımımızda pek çok önemli oyuncu var. Pek çok anahtar diyebileceğimiz kaliteli oyuncu var. Sadece benim eksikliğimi hissetmedi takım. Bu süreçte başka önemli sakatlıklar da oldu ve oyuncuların da önemli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Takımımız genel olarak bunun eksikliğini hissetmiştir ama takımımızdaki her oyuncu çok kaliteli. Bu puan kaybettiğimiz süreç hepimiz için zor oldu ama çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Umarım sakat olan oyuncular da en çabuk şekilde toparlarlar, iyileşirler ve takımımız tekrar eskisi gibi olduğu gibi hep birlikte yoluna devam eder. Fenerbahçe bölümümüze şimdilik kadirle nokta koyuyoruz. Sevgili Onur Özkan bizimle birlikte Takvim Gazetesi'nin haber müdürü, A-Spor'daki televizyon programlarıyla kendisini takip ediyoruz. Galatasaray'ı konuşacağız. Onur hoş geldin. Hoş bulduk Özgür. Kolay gelsin yayınlar. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Onur, Nicola Zaniolo istediği ölçüde süre alamıyor Aston Villa takımında. Bugün Takvim Gazetesi'nde de var. Aston Villa'dan dönmesi, devre arasında dönmesi söz konusu Galatasaray'a. Tabii Tetere'ye kiralık bir takım bulunabilirse Galatasaray yönetimi bu düşünceyi bütünüyle olgunlaştırdı mı kafasında sence? Yok henüz değil. Deniz olgunlaşmış bir şey yok. Daha doğrusu... Özür dilerim. Sözünü kestim ama bir bilgi vererek belki sohbetin akışını şekillendirmek de daha da genişletmek istiyorum. O da şu. Zaniolo da bu durumdan hoşnut değil.
belki Unai Emery onun çalışmasından memnun ve bir onun stratejisi ve tercihleriyle ilgili bir durum, ama Zaniolo çok daha fazla süre alıp İtalya milli takımındaki yerini korumak istiyor. O bakımdan rahatsız orada ve bir gelme olasılığına sıcak baktığı kanaatindeyim ben. Sen ne diyorsun? Şöyle söyleyeyim, evet, rahatsız olduğu kesin. Oynamaya gitti çünkü oraya. Ve pozisyonda da oynatılmıyor. Evet. Yani Emery onu genelde sol çizgide kullanıyor. Doğru söylüyorsun. Onun en verimli olduğu yer sağ çizgi ya da forvet arkası, ikinci forvet. Gerçek pozisyonda da oynamıyor. Tabii onun rahatsız olduğu kesin. Ama hani dönme konusunda şu anda net bir karar aldığını düşünmüyorum. Ama evet, yani Galatasaray kulübü onu isterse, bu iş olgunlaşırsa da çok fazla böyle hayır diyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Şu an hani net bir şey yok. Hani bir teklif, bir görüşme yok, ama böyle bir gündem var ki kulüpte de. Yani Aston Villa kulübü de bunu düşünüyor şu anda. Acaba gönderelim mi? Çünkü istediği verimi alamıyor. Galatasaray kulübünün bu opsiyonu var. Bazı şartlara bağlı. Bu şartların içinde ilk 11'de oynama olduğunu biliyoruz. 90 dakika sahada kalma olduğunu biliyoruz. Ve bunları da karşılayamıyor. Yani sezon sonuna kalsa bu iş daha fazla oynamayıp geri dönecek kızdan yola. Hani bu şartlarda opsiyonun gerçekleşmesi mümkün durmuyor, açık söylememiz gerekirse. Galatasaray'ın Zaniolo'nun yerine aldığı Tefe'den istediği verimi alamadığını biliyorum. Hı-hı. Hatta oyuncuya Okan Hoca'nın son Pendik maçında o vermediği pas yüzünden çok kızdığı, herkesin bildiği bir şey. Açıkçası taşlar yerine oturuyor sanki bu konuda, ama dediğim gibi burada öncelikle Aston Villa kulübünün bu konuda bir karar alması gerekiyor. İki, Galatasaray'ın transfer komitesinin, Okan Hoca'nın bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunlar olduktan sonra ancak biz Zaniolo'nun fikrini konuşabiliriz, ama sanki Ocak ayında çok net böyle bir gündemimiz olacak. Evet. Ben de bunu öğrenmek istemiştim. Net bir biçimde anlattı. Böyle bir fikir doğdu ama henüz bu fikrin icra edilmesi yönünde olgunlaşmış olarak nitelendirebileceğimiz bir aşamada değil Galatasaray. Aynen, yönetimi. Şu an düşünce aşaması. Anladım, düşünce aşaması. Evet. Sevgili Onur çok net bir biçimde bunu ifade etti. Onur, ben çok daha fazla mevkiyi oynayabilme özelliği sebebiyle, ki forvet arkası, ikinci forvet Icardi ile kombine ederek oynatabileceğiniz bir oyuncu olması sebebiyle ve daha efektif Zaniolo, Tete'den daha iyi olduğunu, eğer şartlar zorlanıyorsa, oluşturulabiliyorsa şartlar, Tete'nin kiralık olarak gidip Zaniolo'nun takıma tekrar dönmesinin çok daha rasyonel olduğunu, Galatasaray'ın bundan daha çok fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Aynı kanaatte misin? Açıkçası Zaniolo da çok Galatasaray'ın sistemine uyum sağlayamamıştı. Yani Fenerbahçe maçını çıkaracak olursak çok net bir performansı yoktu. Ancak Tete'nin oyunu onun da gerisinde kaldı. Yani şu anın, şu günün şartlarında Zaniolo'nun gelip Tete'nin Galatasaray'dan kiralık ayrılması Galatasaray için artı olacaktır diye düşünüyorum ben de. Dediğin gibi bir de birden fazla pozisyonu oynama özelliği. Bir de Galatasaray elinde bir değer var. İtalyan takımının oyuncusu. Bu değeri hem kendi parlatabilir, hem kendi bundan fayda sağlayabilir. Yani mevcut şartlarda oyuncunun Aston Villa'da olmasının Galatasaray için faydası yok. Ekonomik faydası olmayacak gidişte yani. Böyle bir durum da var. Peki. Onur, kısa bir reklam arası vermek zorundayız. Eğer mümkünse reklamlardan sonra tekrar bağlantı kurabilir, tamam, miyiz? Tamam. Az sonra birlikteyiz Onur Özkan'la. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sevgili Onur Özkan bir kez daha bizimle birlikte, Galatasaray bölümümüzde sohbetimiz devam ediyor. İlk bölümde Zaniola'nın Galatasaray'a dönme olasılığından bahsetmiştik. Böyle bir olasılığın varlığını söylüyor. Zaten bugün Takvim Gazetesi'nde de ayrıntıları var. Sevgili Onur Özkan, Takvim Gazetesi'nin haber müdürü. Onur, tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk Özgür. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Onur, Galatasaray'ın bir sol bek alma girişimi var mı? Kasımpaşa'dan genç sol beki transfer etme ihtimali var mı? Kasımpaşa'nın genç sol bekinden bahsediyorum. Yani Galatasaray'ın şu anda genç bir sol bekten ziyade bir az sol beke ihtiyacı var. Anladım. Daha zaten doğrudan oynatabileceği. Tabii zaten elinde o 21 mil takımının sol beki Kazımcan Karataş var. Hı-hı. Yasin de aynı takımın sol beki bu arada. Yasin de, evet, doğru söylüyorsun. O 21 mil takımının sol beki. Yani Galatasaray'ın şu an ihtiyaçlarını karşılamaz. Yani geleceğe dönük tabii ki güzel bir hamledir. Yetenekli bir oyuncu. Buna hayır diyemem, ama Galatasaray'ın şu an ihtiyacı orada oynatabileceği, direkt verim alabileceği bir sol bek. Dolayısıyla Yasin transferi bu ihtiyacı karşılamaz, ama tabii ki şu an gündeme baktığımız zaman Algenio'nun performansı, opsiyonu falan derken
Sanki devre arasında bir sol bek gündemi olacakmış gibi duruyordu. Şu açıdan sordum Onur. Şimdi Arkelinho'nun iddia o, bilmiyorum. Bu teyide muhtaç bir şey. Yani kesin doğru olduğu için söylemiyorum. Ortada konuşulan şeylerden olduğu için söylüyorum. Teyit etmek lazım. Şimdi Arkelinho güya Leipzig'te görüşüp zorunlu olan satın alma opsiyonunun 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun 6,5 milyon euro, 6 milyon euro. Bunun asgari düzeye çekilmesini talep ettiği, hatta kendi ücretinden de indirim yapmayı kabul edeceği ve Galatasaray'da devam etmeyi planladığından bahsediliyor Arkelinho'nun. Eğer Arkelinho böyle bir girişimde başarılı olursa, ki böyle bir girişimi varsa, Galatasaray Arkelinho ile birlikte işte Kazımcan'ı kiralık olarak verip Yasin Özcan çok daha formda, çok daha fazla maç oynayan futbolcu olarak gözüküyor Kasımpaşa'da, onu transfer edebilir mi? Ne diyorsun? Ya açıkçası şey burada Kasımpaşa'nın isteyeceği rakamlar da önemli. Çok kolay bırakabileceğini düşünmüyorum. 17-18 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatta geçtiğimiz yıl bir İngiliz dergisinin galiba yaş kategorisinde en yetenekli oyuncular arasında gösterdik. %100. Dolayısıyla oradan isteyeceği rakamlar ciddi rakamlar olacaktır. Minimum 5 milyon euro isteyeceklerdir. Biz şu anda bir yedek soldaki için 5 milyon euro Galatasaray'ın ne verecek bütçesi var, ne öyle bir limiti var. Yani o yüzden çok mantıklı gelmiyor bana bu iş, ama Arkelinho konusunda tabii ki gelişmeleri takip edeceğiz. Yani ne diyorsun, Arkelinho böyle bir girişimde bulmuş olabilir mi sence? Ben çok bana gerçekçi gelmedi, yüzü açık söylememiz gerekir. Tabii ki haber kaynağına tabii ki saygı duyuyorum. Biraz hikaye ama, değil mi? Yani oyuncunun bu kadar kulübüyle görüşmesi, fedakarlık yapması falan çok olası gelmiyor bana, açık söylememiz gerekirse. Burada Galatasaray yönetiminin bir kafa karışıklığı olduğu kesin, henüz net bir karar alınmış değil. Kalan süreç Galatasaray'ın lig maçları var, Şampiyonlar Ligi maçı var, Süper Kupa maçı var. Ya bu maçlara Galatasaray'ın Kazımcan'la çıkması çok büyük bir sıkıntı. Bunu açıkça görmemiz gerekiyor büyük ihtimalle. Herkesi görüyordur bunu. Yani Barış Alper Yılmaz olacak iş de değil bu. Burada Galatasaray'ın Arkelinho'dan en yüksek şekilde verim alması gerekiyor. Onu sahada tutması gerekiyor. Evet. Bir opsiyon krizi de var. Bunu nasıl çözecek Galatasaray yönetim açısı, ben de merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Sen hangi çözümü daha akta yatkın ya da daha olası olduğunu düşünüyorsun? Ben Galatasaray'ın Arkelinho riskine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray şu an oyuncunun bonservisini 6 milyon lira alsa, hiç performans alamasa bile sezon sonunda mutlaka müşteri bulur diye düşünüyorum. Bundesliga'dan özellikle. Yani oyuncu son 3 sezonda Bundesliga'da üst düzey verim vermiş futbolcu. 6'yı alırsınız, satamazsınız belki o rakamı, 4'e gönderirsiniz. Yani çok büyük bir zarar etmez Galatasaray bu transferden. Bence bu riske girilmeli. Anladım. Ndombele için ne diyeceksin? Ndombele umutsuz vaka Özgür. Yani o tamamen benim uzun süreli umudumu kestiğim bir oyuncu. Bir kere oyuncu kendisinin umudu kesmiş. Hani bizi geçtim. Biz önemsiziz burada Ndombele için, ama Ndombele kendisinin umudu kesmiş. Hareketleri, vücut dili. Yani futboldan tamamen kopmuş. Başka bir dünyası var. Başka bir alemde. Yani böyle bir oyuncudan ne futbolu ne Galatasaray'a bir fayda gelir. Devre arasında Galatasaray bir yolunu bul. Onu gönderecek. Başka yolu yok zaten bu işin. Yani orada net bir Galatasaray'ın bir orta alan performansına ihtiyacı var. Ndombele'den bunun gelmeyeceği aşikar. Ben kalan süreçte de çok fazla forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum Ndombele'de. Evet. Net bir biçimde ifade etti sevgili Onur Özkan, sohbetimizin sonundayız. Onur, bu arada Nelson'un da kiralık olarak gitmek istediği yönünde bir bilgi var. Hatta Nelson'un İstanbul'daki evinde bazı eşyalarını da topladığı, menajerinin Galatasaray'a kiralık yarım dönem oynayabileceği bir teklif getirebileceğinden bahsediliyor. Ne diyorsun Nelson için? Aynen. Yani Nelson sezon ikinci yarısında Galatasaray'da olmak istemiyor. Bu çok net. Ama gitmek istemesi gideceği anlamına da gelmiyor. Bir kulüp bulması gerekiyor öncelikle. İyi bir teklif gelmesi gerekiyor. Doğru. Yani şu şartlarda Nelson'u bonservisle göndermek mantıklı. Çünkü oyuncunun piyasası çok düştü. Onu yeniden parlatılması gerekiyor. Bunun için Avrupa'nın 5 büyük ligine bir kiralama formülüyle gitmesi herkesin hayrına olacakmış gibi duruyor. Galatasaray gerekirse Emin Bayram'ı getirir. Kiralık olarak giden oyuncusunu Westerlo'ya. Nelson'un yerine koyar yedek stoperini. Yabancı hakkını başka bir bölgeden kullanır. Her şekilde ben hem Nelson için hem Galatasaray için en hayırlısını bu olacağını düşünüyorum. Peki. Ne diyorsun, Adana Demirspor maçında nasıl bir kadro çıkar sahaya? Ya mutlaka Kopenhag maçı düşünülerek bazı hareketler edilecek, yapılacaktır yani. Bunun düşünülmemesi mümkün değil. Galatasaray için sezonun en kritik maçı Kopenhag deplasmanı ve final maçı. Hocanın tabii ki şu anda elindeki oyuncular içinde fiziki anlamda yıpranmış durumda olanları bilemiyoruz. Ama şu çok net, yani Kaan Ayhan dönecektir Galatasaray'da.
ortalarında yeniden Kaan Ayhan oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Mecburen Nelson yine savunmanın merkezinde olacak. Burada tabii ki Davinson'un durumu belirsiz. Davinson için yetişme durumu olsa bile o maç oynatılması düşünülmüyor. Risk girilmemek amacıyla. Anladım. Yani ama Kopenhag maçında kesin oynayacak. Kesin diyemiyoruz ama şu an tüm hedef, tüm çalışma oyuncunun Kopenhag maçında 11'de olması yönünde, evet. Peki. Onur, var mı Galatasaray gündemine dair ekleyeceğin şey? Yarın da aylık olan divan kurulu toplantısı var Galatasaray'da. Yani genelde Galatasaray'ın son dönemde divan kurulu toplantıları da hararetli geçmiyor. Sportif olarak işler yolunda gittiği için Galatasaray'ın divan kurulu toplantıları son derece sakin bir ortamda geçiyor. Yarın da onun dışında bir şey beklemiyorum. Peki. Çok teşekkür ederim bir kez. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Onur Özkan, Takvim Gazetesi'nin haber müdürü, son bilgileri aktardı Galatasaray bölümümüzde. Fenerbahçe'nin Rade Kurunici transferi için Edin Dzeko'yu devreye soktuğu ve Milan'ın orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Bu iddia tabii ama iddia olmayan ve gerçek olarak önümüzde duran şey ise şu: Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedefi Rade Kurunic. Ocak ayındaki ara transfer dönemi için orta sahada oynuyor, 30 yaşında ve Milan 10 milyon euro istemişti sezon başında Fenerbahçe'den bu transfer için. İtalyan ekibi geri adım atmayınca Fenerbahçe frene bastı ama Fenerbahçe'nin bu konudaki ısrarı devam edecek. Eğer Rade Kurunic transfer edilirse Fenerbahçe Zajc ya da Crespo'dan birini takımdan gönderecek. Tabii Joshua King'in performansına bağlı olarak, son maçlarda ortaya koyabileceği performansı ya da antrenman performansına bağlı olarak onun gönderilip onun yerine bir hücuma dönük kanat oyuncusu, yani kanat forvet alma olasılığı da var Fenerbahçe'nin. Tabii bir de stoper. Stoper transferi konusunda da Çağlar Söyüncü en önemli alternatif olarak gözüküyor ki Çağlar Söyüncü konusunda bugün önemli bir haber vardı. O da Beşiktaş'ın da devrede olduğu. Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdar Adalı'nın zaten Çağlar Söyüncü'nün menajeriyle bir anlaşma yaptığı, Çağlar'ın kiralık olarak transferi konusunda, ama seçilemeyince Çağlar'ın menajerin seçilen aday, yani yeni başkanı Beşiktaş'ın Hasan Arat'a gittiği, Hasan Arat'ın yönetimindeki futboldan sorumlu insanlarla görüşüp Çağlar'ın Beşiktaş'a transferinin mümkün hale gelmesi için bir adım attığından bahsediliyor ki ben de bu bilgiyi doğruladım. Çünkü Çağlar şu ana kadar 5 maç oynadı. Bu 5 maçın hiçbirinde 11'de oynayamadı. Sonradan oyuna girdi. Toplam 76 dakika süre aldı Atletico Madrid'de. Atletico Madrid biliyorsunuz 3 tane stoperle oynuyor. Hermoso oynuyor, Savic oynuyor ve Jimenez oynuyor. Yani bu 3 stoperin arasına girmek de çok kolay değil. Yani stoperlerin rekabet gücü yüksek olduğu için, ama 3 tane stoperle oynayan bir takımda da muhakkak bir yedek stoperin olması lazım. Simeone'yi o bakımdan ikna etmek gerekiyor. Yani Beşiktaş ya da Fenerbahçe, Çağlar'ın transferine kiralık ya da bütün aktarıyla transfer talip olan bir takımın öncelikli olarak Atletico Madrid'i ve teknik direktörleri Simeone'yi ikna etmesi lazım. Her ne kadar Cholo Simeone ona çok fazla süre vermese de bir alternatif olarak önemli, iyi çalışan, antrenman performansı iyi olan bir futbolcu olarak onu kadroda tutmayı amaçlıyor. Benim Atletico Madrid'den öğrendiğim bu. Ama Çağlar'ın da bir amacı var. 11'deki yerini kaybetti milli takımımızda. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası finallerinde milli takımda tekrar 11'de olmak istiyor. Bunun için de oynaması lazım. Atletico Madrid'de şu ana kadar bu mümkün gözükmüyor. Çağlar biliyorsunuz sezon başı serbest statüde gelmişti Atletico Madrid'e. Şu anki pazar değerinin 15 milyon euro olduğundan bahsediliyor. Değerli dinleyiciler, Beşiktaş'ın etkin isimlerinden Sayın Fuat Çimen bizimle birlikte, biliyorsunuz. Bundan önceki kongrede eski başkan Ahmet Durçebi'nin rakibi olmuştu ve başkan adayı olmuştu. Bu kongre öncesinde de önemli söylemleri vardı. Dün de çok önemli bir tweet attı Sayın Fuat Çimen. Daha önce yani seçimden önceki süreçte Serdar Adalı'nın yanında yer alanların bir anda saf değiştirdiklerini ve kazanan isim, yani mevcut başkan, yeni başkan Hasan Arat'ın yanına geçtiklerinden bahsediyor ki bu tutarsız tavrı tespit etmek ve açık bir dille, sarih ifadelerle dile getirmek çok büyük bir önem arz ediyor. Bizimle birlikte Sayın Fuat Çimen. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyisiniz umarım. Çok iyiyim, sağ olun. Ankara'dayım, yolculuk biraz yorucu oldu ama şu anda yeni vardım zaten. Öyle mi? Peki, buna rağmen bize vakit ayırdığınız eksik olmaya çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi ben Beşiktaş tarihinin katılım açısından en yüksek katılımın olduğu kongre olması hasebiyle şunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş artık Beşiktaşlı kongre üyesi bir değişim istedi. Değişimin de Hasan Arat'la gelebileceğinden harekette bu kadar çok sayıda katılım gerçekleşti kongreye ve kongreden çıkartabileceğimiz temel mesaj
değişimin kazanması oldu, yenilik kazandı. Çünkü sizin bir matruşka metaforunuz var. Bu seçim boyunca çok konuşuldu. Benim de çok itibar ettiğim bir anlayış bu. Çünkü klasik Rus bebeği, oyuncak Rus bebeğini açtıkça içinden daha küçük boyutta aynı bebek çıkıyor. Yani merhum başkan Süleyman Seba'nın başkanlığı bırakmasından sonra Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Ahmet Durçevi yönetimine gelinceye kadar hep birbirine benzer anlayışların yönetimde olduğu, birbirinin devamı niteliğindeki yönetimlerin oluştuğu, ki baktığımızda 25-30 yönetici neredeyse her yönetimde yer alıyor 20 küsur yıldır. Dolayısıyla bu anlayışı değiştirecek yeni bir anlayışın ve devrimci nitelikte bir önemli yeniliğin olması gerekiyor düşüncesi hasıl oldu benim gördüğüm bu Beşiktaş Kongresi'nde ve bunu ifade eden kişi de Hasan Arat'tı. Gerçi o da Süleyman Seba'nın yönetiminde başkan vekiliydi, ikinci başkandı ama sonuç itibariyle anlayışı değişikti. Ben temelde Beşiktaş Kongresi'nden böyle bir sonuç çıkartılabileceği kanaatindeyim. Yanlış mı düşünüyorum, ne dersiniz? Yani şöyle, kesinlikle katılıyorum. Zaten bizim 2022'deki adaylığımızdaki en büyük argümanlarımızdan bir tanesi, 22 yıllık Beşiktaş'ı imha eden, yani metafor olarak da matruşkayı kullandığımız düzenin bitmesi. Hatta bu şöyle şeyler yapıyorlar, işte Serdar Bilgili de Süleyman Seba'nın şeyi başkanıydı falan, ama öyle değil. Yani buradaki şey şu, birisinin bir dönem başkan olmasından öte aynı zihniyet dönüp de ya bir önceki çok kötü, ben bunlardan hesap soracağım, ama Serdar Bilgili dönüp de Süleyman Seba çok kötüydü, hesap soracağım demedi. Ama Süleyman Seba'nın felsefesini de yürütmedi. Yani dolayısıyla 2000'de bir kırılma yaşandı ve o kırılmadan itibaren Beşiktaş'ın bütün nasıl diyeyim, erdemleri, dinamikleri falan erozyona uğramaya başladı. Ve ondan sonra 2004 sonrasındaki şeylerde hep bir önceki yönetimin içinde olup, hatta ikinci başkan olup, futboldan sorumlu olup, en yetkin şeylerde icra kurullarının başında olacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki siz çok kötüsünüz, ben size hesap soracağım. Sonra göreve geliyorlar, bir plan yok, bir proje yok, hiçbir şey yok. Sadece hesap soracağımla seçim kazanıldı. Yani bu bizim dönemimizde de 2019'da da bu seçim kazanıldı. Sonra biz dedik ki ya bu düzen değişmeli. Biz cesaretle çıktık. Aslında 2 senedir falan hazırlanan bir proje ekibiydik. Yani hiçbirimizin oturup da Fuat sen başkan olacaksın falan değil. Ocak ayında dedik ya bir çıkalım. Yani kazanırız kaybederiz hiç önemli değil. Ama biz bir zihniyeti temsil ediyoruz. Biz en azından bu söylemi dile getirelim. Ya bir sürü tabii oradaki arkadaşlarımız konsensusla şey olarak, yani en kıdemli genel kurul üyesiyim. Ondan sonra onun dışında da işte biraz daha bilinirliğim belki isim olarak var. Arkadaşlar ben de teveccüh gösterdiler ve aday oldum. Sonrasında çok büyük karartmalar yaşadık ama en sonunda, günün sonunda şunu şey yaptık. 1190 oy aldım. Yani arkadaşlarımla. Ve 2770 oy ve 4500 kişi katıldı. Bir gün önce İdari Mali Kongre'de o olaylar çıkmasaydı, insanlar çekinmeden o seçime gelseydi, o emin olun o tabela daha başka olurdu. 400 tane de boş oy düşünün. Yani dolayısıyla biz bir belki hani nasıl diyeyim, cesaretle bir yani cesaret de bulaşıcıdır, korkaklık da bulaşıcıdır. Dolayısıyla biz belki bir cesaretle bunun ateşini yaktık. Fuat olarak söylemiyorum, ben bütün ekip arkadaşlarım olarak. Ekip olarak öncü bir tavır sergilediniz. Kesinlikle. Yani çünkü Beşiktaş'ta bir şeyler yanlış gidiyor. Anladım. Beşiktaş'ın en temel prensibi yönetilemiyor. Yani kasa kolaylıkları, paralı başkan vesaire, işte 6 milyon dolarla Süleyman abinin bıraktığı borç 450 milyon dolara dayanmış bir borç. O zaman paralar nerede? Hı hı. Evet. Yani dolayısıyla Hasan Bey'in tavrı, duruşu ve söylemi, yani biz zaten hani bizim daha önce söylediklerimize çok paralel olduğu için ve aynı Beşiktaşlıkla Beşiktaş'ı yaşadığımız için ben kendi payıma sanıyorum Eylül sonlarıydı. Dedim ki ben Hasan Bey'i destekliyorum. Yani hiç amasız fakatsız herhangi bir koşul olmadan etmeden, çünkü bir şeydir. İnsanların böyle bir değişik egoları vardır. Ya ben orada olmazsam, burada olmazsam, şey yapmasam, ben öyle bir adam değilim. Ben Beşiktaşlıyım. Öncelikle taraftarım. Hı-hı. O yüzden Hasan Bey doğru adam, doğru isimdi, doğru duruştu.
insan olduğunu da düşünüyorum ki öyle. Dolayısıyla ben çok mutluyum. Beşiktaş adına mutluyum. Fuat adına değil. Beşiktaş Fuat adına çok anlıyorum. Mutluyum. Sayın Fuat Çimen bu önemli tespiti yaptı. Size iki tane sorum var. Bunlardan bir tanesi az önce değindiniz ama derinleştirmek lazım. Hesap soracağız diye geldi herkes. Fikret Orman Yıldırım Demirören'den hesap soracağını, hibe ettiğini söylediği paraların hibe edilmesi, bunun takipçisi olacağını söyledi. Olmadı. Takipçisi olmadı. Hesap da soramadı. Ahmet Durçebi yine aynı şeyi söyledi. Bağımsız Denetleme Kurulu raporlarından bahsedildi. Bu raporlar bir türlü ortaya çıkmadı. Şimdi Hasan Arat geldi ve çok farklı bir anlayış olarak daha öncekilerin vaat edip de yapamadıkları hesap sorma işini yapacak mı? Beşiktaş'ta daha önce eğer yolsuzluk yapılmışsa, arsızlık ve hırsızlık varsa, yani Beşiktaş zarara uğratılmışsa bile isteye, bunun hesabını soracağına inanıyor musunuz yeni yönetim? Ben şöyle söyleyeyim ki tabii bunun yani ben Hasan Bey adına bir şey söyleme yetkisine de sahip değilim, şeye de sahip değilim ama en azından söylemlerinde hep şunu söylüyordu Hasan Bey: bir hukuk kurulu kurulacak ve bu hukuk kuruluyla doğrusu da bu zaten, öyle hesap sormak falan değil ve bunun sonucunda hukuk kurulu bunu yürüttük, yani bu şeyleri inceledikten sonra gereken neyse yapılacak. Artı bu özellikle meşhur raporlar herkes kendisinin içerisinde, kendi ifadesi kendisine ait kendisinin içinde olmadığı sayfaları çekip yayınladı. Bunların hepsini internet sayfalarında yayınlayacağım dedi Hasan Bey. Dolayısıyla bu da bir zihniyet değişimi. Yani bu da kimsenin yanına bir şeyin kalmayacağını da anlatan bir değişim. Dolayısıyla ben Hasan Bey'e güveniyorum. En azından hani bu duruşu, tarzı. Çünkü hepsi hesap sormaya geleceğiz dediler. Geldiklerini hep örtbas ettiler. Hı hı. Yani net. O yüzden bu anlayış işte şey olmadığı için 23 yıllık bir inha düzeni son buldu 3 Aralık'ta ve bugün bambaşka bir şey yaşıyoruz. Evet. Sayın Fuat Çimen'le sohbetimizin sonuna geldik. Bugün attığınız tweet bence çok önemliydi. Önce Serdar Adalı'yı destekleyen, onun yanında olan, hatta aşırı söylemler, belki de kraldan çok kralcı olarak nitelendirebileceğimiz söylemlerde bulunanlar bir anda saf değiştirdiler, öyle mi? Kim bu ya gruplar? Ya grup falan, ya gruptan öte, yani ben şöyle söyleyeyim, bunlar kişiler. Mesela bir tanesi çıktı, bundan önceki yönetimi savundu kürsüden, 3,5 taraftar dedi taraftara. Ya öncelikle kimliğimizin taraftarı, sonra kongre üyesi oluruz, vakti gelir divan kurulu üyesi oluruz. Onlar sonraki kazanılan şeyler, esas bizim tercih ettiğimiz taraftarlıktır. Ama 3,5 taraftar diyen adam, yani onca hakareti de bizim türbün, yani şeydeki Hasan Arat'ı destekleyen türbünler inanılmaz derecede tepki gösterdiler o dönemde, o şeyde, kongrede. Şimdi o kişi, onun dışında bir tanesi çıktı, ağladı, gitti, sarıldı, yani kürsüden ağladı, etti falan. Ondan bir diğeri Ahmet Durçebi'yi çok ararsınız dedi, indi. Şimdi tabii Ahmet Durçebi'yi çok ararsınız diyeni bilmiyorum, görmedim de. Ama diğer ikisi tabela ne zaman 8. sandıktan sonra değişmeye başladı, daha böyle artık oturdu. Serdal Bey de salondan çıktıktan sonra bunlar tek tek gelmeye başladılar. Önce o 3,5 taraftar diyen arkadaş geldi. Sonra diğer renkli takım elbiseli arkadaş bir kere şey yaptı, yanaştı tribüne. Ya bu ayıp. Bunlar, bunların tabii değişik versiyonları var. Daha idari mali kongrelerde bakın, şimdi yönetim kurulunu, mevcut yönetim kurulunu destekleyebilirsiniz. Onlar destekleyen mesajlar yapabilirsiniz. Ama orası Beşiktaş'ın genel kurul kürsüsü. Çok affedersiniz, ben oradaki terminolojiyi kullanacağım. Ya ayak tırnağından saç teline kadar yalamazsınız bir adamı o kürsüden. Ya ayıptır ya. Yani ondan sonra da gelirsiniz, kaybedenin değil kazananın yanında olmaya çalışırsınız. Ya Beşiktaş bunlardan arınmalı. Evet. Bunlardan arınmalı. Yani Beşiktaş artık, bu da 23 yıllık hani kutuplaştırma siyasetinin de verdiği bir şeydi bu. Hı-hı. Beşiktaş bu saatten sonra kutuplaşmamalı ve şunu çok rahatlıkla görebiliyorum. Bütün arkadaşlarımız, Serdar Adalı'nın, bunu da şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ın Serdar Adalı da kazansaydı Beşiktaş'ın bugün Beşiktaşlı başkanı olacaktı. Hı. Benim için bu mutluluklardan bir tanesi olacaktı. Dolayısıyla bugün Hasan Bey başkan oldu ve oradaki oy verenlerin hepsi
bizim arkadaşlarımız. O gün biz karşılıklı beraber tezahürat yaptık. Ya Beşiktaş türbününde biz aynı sevdadan yanıyız. Ya biz birbirimizden ayrı gayrı olamayız. Ama bu tip tipler, bu tip böyle menfaat sağlamaya çalışan ya da böyle ne bileyim fotoğraf vermeye çalışan tipler hakikaten Beşiktaş'tan uzak olmalı artık. Sayın Fuat Çimen düşüncelerini sizlerle paylaştı. Önemli mesajlar verdi seçim sonrasında Beşiktaş'la ilgili olarak. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Fenerbahçe'nin temel transfer hedefi devre arasında Krunić. Krunić'i transfer etmek istiyor Fenerbahçe. Eğer bu transfer gerçekleşirse ki ben Fenerbahçe'nin bu konuda çok önemli bir adım attığı kanaatindeyim. Crespo ya da Zaç'tan birisiyle yollarını ayıracak Sarı Lacivert'ti. Kulüp böyle bir planlaması var. Fenerbahçe yönetiminin. Trabzonspor'da Mbakame transferi söz konusu mu? Bir geriye sayım başladığından bahsediliyor. Bir geriye sayım olduğundan bahsediliyor. Nedir bu geriye sayım? Yani Mbakame'nin Ocak ayında Trabzonspor'a gelmesiyle ilgili. Şampiyonluk sezonunun ardından biten sözleşmesini kulüp anlaşmadığı için uzatmayarak Suudi Arabistan'a giden 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor taraftarının gönlündeki yerini hiç kaybetmedi. Trabzonspor taraftarının istediği futbolculardan bir tanesi. Kariyerinde Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Fayya'da sürdürüyor kariyerini. Nijeryalı yıldız Karadeniz ekibiyle olan teması ve ilişkileri devam ediyor. Mbakame kariyerinin en başarılı yıllarını birlikte geçirdiği teknik direktör Abdullah Avcı da takımın başına yeniden dönünce kayıtsız kalmadı. Buna sosyal medyadan bir kutlama mesajı yayınlamıştı. Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle devre arasında kadroya takviye yapmayı planlayan Bordo Mavililer'de Anthony Mbakame yeniden gündeme geldi. Peki nasıl olacak bu iş? Yönetim yani Trabzonspor yönetimi Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan futbolcuya onlarla ilişiğini kes, yani serbest oyuncu statüsüne eriş, bunu çözersen biz de gerekli anlaşmayı yapacağız seninle diyor değerli dinleyiciler. Bu arada Ergin Ataman'lı Panathinaikos Anadolu Efes'in konuğu olacak. Bu akşam Euroleague'de çekişmeli bir maç olacağı kanaatindeyim. Umarım Anadolu Efes kazanır bu karşılaşmayı. Hasan Arat ve yeni yönetim kurulu bugün divan kurulu üyelerinin ve başkanının Tevfik Yaman Türk'ün de bulunduğu, disiplin kurulu başkanı Ahmet Akpınar'ın da bulunduğu törende mazbatalarını aldılar ve görev dağılımı da yapıldı Beşiktaş'ta. Bununla ilgili bilgileri de sizlerle paylaşacağım birazdan. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Eski Süper Lig hakemi Sayın Timur Tekinarslan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. İyi yayınlar, kolay gelsin. Eksik olmayın hocam. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Hocam son bölümde soracaktım ama baştan sorayım. Evet. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim olur? Bana göre Atilla Karaoğlan'dır muhtemelen. Sebep? Geçen hafta Giloy'sa Lask maçını yönetti. Bir iki haftadır da gündemde değil dikkat edersen. Dinlendirilmiş olabilir. Belki bu maç için bir hazırlığı olabilir. Hı hı. Geçen hafta da işte dediğim gibi Giloy Lask maçında görevliyken formdayken verilebilir. Benim de ilk şeyim aklıma gelen isim Atilla Karaoğlan. Atilla Karaoğlan. Peki evet. Atilla Karaoğlan bu tür derbileri ki ben tansiyonunun yüksek olacağı kanaatindeyim. Beşiktaş yeni yönetimiyle bir derbi galibiyeti alıp kötü giden süreci sonlandırmak isteyecektir. Fenerbahçe en azından oradan beraberlikte gelmek istiyor zirve iddiası açısından. Ben evet. Tansiyonu yüksek bir derbi olacağı kanaatindeyim. Atilla Karaoğlan bu tansiyonu stresi yönetebilir mi? Artık yönetmesi lazım. Yani FIFA hakemi Avrupa'da da maçlara gidiyor. Bu ara sık maç da almaya başladı. Belli bir deneyime kazandı artık. Yani kime vereceksin ki? Tekrar Halil Umut Meler mi diyeceksin yani? Bilmiyorum hocam, var mı yani sizin aklınıza gelen? İkinci kim olabilir? Alternatif kim olabilir? Valla bu hafta birazdan bahsedeceğim. Zorbay çok başarılı bir maç yönetti. Öyle mi? Bilhassa Zorbay... Ankara Gücü Beşiktaş maçını yönetmişti değil mi? Evet. Başarılıydı. Komple trio olarak ekip çok başarılıydı. Herhangi bir problem yaşanmadı ama dediğin gibi yeni yönetimin seçilmesi Beşiktaş hayırlı olsun onlara da. Hı hı. Fenerbahçe'nin puan kaybetmeye tahammülü yok.
liderlik söz konusu. İşte Galatasaray'la yarış içerisinde, Beşiktaş'ta tekrar bu yarışta olmak arzusunda yeni yönetimle birlikte ses getirmek istiyor. Zor bir maç. Hakikaten zor. Allah hakem şansı versin. Allah yardımcısı olsun kim çıkarsa. Bir kez daha hatırlatalım. Sayın Timur Tekin Arslan tahminini sizlerle paylaştı. Bana göre diyor, Atilla Karaoğlan Beşiktaş Fenerbahçe derbisine atanacak. Kesinlik değil ama benim tahminim. Tahmininiz. Biz de öyle söylüyorum. Ben de evet, öyle söyledim evet. Hocam. Evet Özgür. Hocam dün akşama gidelim. Bahattin Şimşek Sivas Spor isyan ediyor. Diyor ki hem VAR hakemleriyle ilgili VAR'ın adı değişmeli, yok olmalı. Çünkü VAR hiçbir pozisyonda inisiyatif kullanıp VAR protokolünün gereğini yerine getirmedi. Penaltımız verilmedi. İşte inisiyatif haklarının maçın hakemi rakipten yana kullandı vesaire. Sivas Spor isyan ediyor. Haklı mı bu isyanında Sivas Spor sizce? Özgür, arzu edersen ben notlarımı aldım. Galatasaray maçında olan pozisyonlar da var. Trabzon minik minik küçük küçük devam edeyim arzu ediyorsan. Nasıl istiyorsunuz? Buyurun hocam. Buyurun. Müsaade edersen. Cumartesi Pendik Spor Galatasaray maçı, Volkan Bayarslan da maçın hakemi. Vardı da Mustafa Öğretmenoğlu vardı. 35. dakikada ceza dışında başlayıp ceza dışında devam eden Kazım Can'ın Pendik Spor'la Eren Can'a yaptığı bir temas var burada. Evet. Burada aksiyon içeriye taşınıyor ve penaltı olmalıydı bana göre. VAR'dan izleye ve tavsiyesi gelmeliydi burada. Çünkü aksiyon içeride de devam ediyor. Erencan'ın sağ uyluğuna temas var orada da. Çocuk düşüyor. İkinci bir pozisyonda yine aynı maçta. 84. dakikada ceza alanı içine gelen bir yan topta bakan bunun Pendik Sporlu Vukovic'e bir teması var. Vukovic topa vuruyor. Bakan burada rakibin ayağına vuruyor. Net bir penaltı burada var. VAR'dan izleme tavsiyesi olmalıydı burada da. Ayrıca VAR'a gitmek yani VAR'ın kesin doğru karar verir anlamına gelmez. Şöyle bir şey oturdu yani her VAR çağırdığında ha tamam bizim beklediğimiz karar çıkacak, öyle bir karar yok. VAR'ın amacı zaten hakemin görmediğine kanaat getirdiği pozisyonu çağırır, gösteriyor. Onun için VAR'dan yardım alabilir arkadaşlar. Ha, bunu bırakıp da her şeyi de VAR'a da yüklemek de biraz şey olur, haksızlık olur. Galatasaray maçıyla ilgili söyleyeceklerim bunlar Özgür. İki tane pozisyon var. Peki hocam, devam edelim o zaman. Pazar günü Ankara Gücü ve Beşiktaş maçını az önce bahsettim. Trio olarak Zorbay Küçük ve yardımcıları çok başarılılardı. Maça teslim edecek, maçın önüne geçecek herhangi bir şey yoktu. Topu oyunda tuttular. Oyun süresi, kararlar hepsi tamamen doğruydu. Tebrik ediyorum. Pazar günü Trabzon-Kayseri maçına gelirsek maçın hakemi Ümit Öztürk vardı, Alper Çetin vardı. Burada bir pozisyon var Özgür. Hangisi hocam? 64. dakika Trezeguet'in rakip cezalanın içinde ikili bir mücadelede hatırlarsan rakibin tuttuğu ve penaltı beklediği pozisyon var. Evet. Burada Trezeguet biraz kolaya kaçıyor, kendini bırakıyor. Penaltıyla ilgisi yok bu konunun. Hı-hı. Yani Trezeguet gibi güçlü bir oyuncu öyle bir ufak temasla çekmede yani düşmez. Hı-hı. Hani bunu cezalanın dışında düşünseniz orta sahada olduğunu. Bırakmaz kendini yani alır o topu gider. Evet. O yani. Gelelim Fenerbahçe maçına. Fenerbahçe Sivas maçında Bahattin Şimşek. Varda da Emre Malok var. 21. dakikada yaşanan bir pozisyon. Samuel Osayi'nin rakibine yaptığı bir darbe söz konusu. İlk anda Osayi topa temas ediyor Özgür orada. Hı hı. Fakat devamında rakibini dağıtıyor. Burada yani ben topa temas ettim, gerisi beni ilgilendirmez diyemez. Hı hı. Yani devamı da söz konusu. Şeydeki gibi, Kerem Can'daki gibi. Yani topa temas ediyor ancak. Daha sonra da sağ arka ayakla da şeyi dağıtıyor bir anda. Yani aksiyonun devamından da sorumlusunuz. Sadece temas yaptım topa. Aksiyonun devamında ne var hocam? Efendim? Aksiyonun devamında ne var? Aksiyonunda Sivaslı oyuncuyu dağıtıyor. Oyuncuyu yerde. Kesin penaltı mı? Penaltı pozisyonu evet. Net. Peki VAR niye burada devreye girmiyor? VAR ikaz etmesi gerekirdi bunu. Yani o zaman VAR yoktu söylemi Sivas Spor basın sözcüsünün doğru mu? Yani işte buraya geliyor sonuçta. Evet. Ben az önce de ifade ettim, dedim ki yani her VAR'a gitmek, VAR'a teslim olmak demek değil ki. VAR niye var? Doğruyu bulmak için. Ha biraz gecikmeli olur, oyunun süresine eklersin, devam edersin. Ama doğruyu bulmak önemli olan. Hı hı. Bunun dışında 28. dakikada yine bir Osayi'nin kenar ortasında Özgür, top Yunus Emre'nin koluna geliyor. Burada penaltıdan bahsedemeyiz. Çünkü ben yorumlara baktım. Elleri arkaya bağlayıp geliyor. Bazı yorumcular da dinlediğimde elleri bağlı fakat dirsekleri açarak alan yaratıyor diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Ben akşam izledim.
çocuğun yönü, Sivasspor'un çocuğun yönü tamam, elleri arkasında bağlı, dirsekleri açık ama kale arkasının tribünlerinde paralel duruyor. Yani alan yaratmıyor, alan daraltıyor çocuk. Anlıyorum. Burada bir penaltıdan söz konusu mümkün değil. Çünkü tekrar tekrar baktım, çocuk alan yaratmıyor, alan daraltıyor kendisine. O zaman penaltı değil diyorsunuz. Mümkün değil yani. Anlıyorum. Mümkün değil. Bunun dışında 67 ve 74. dakikalarda Ceko'nun attığı iki gol var. Birinde Ferdi'nin topu devam ettirdiğinde yere düşerken Sivaslı oyuncunun arka topuğuna bir teması var. Bu temasla bu golü iptal etmek büyük haksızlık olur. Anlıyorum. Oyun devamı doğru. Aynı şekilde yine İrfan Can'ın getirip yerde yuvarlanarak düşerek eline gelip gelmediği de muamma. O anda bir top da birlikte şey buluşuyor, Tadic Ceko'ya atıyor, o da bir plaseyle gol atıyor. Doğru karar, o da doğru. Burada Sivaslıların serzenişlerinin olabileceği bir pozisyon var ama burada da 90+3'te Osterwalde'nin Sivaslı oyuncuya bir teması söz konusu yan ortada ceza alanının içerisinde. Ama burada ciddi bir itme yok. Rakibi bozacak şekilde bir ciddi bir ritme yok. Sivas'ta da biraz kolaya kaçıyor orada. Yani teması alınca bırakıyor kendini. Çok ciddi itme yok. Hatırlarsan Beşiktaşlı ne o çocuk? Bir pozisyonda müthiş bir darbeyle topu dışarıya atmıştı. Şimdi aklıma gelmedi ama öyle bir pozisyon değil bu. Yani bunun dışında maçlarda yaşanabilecek herhangi bir şey söz konusu değil Özgür. Peki. Hocam sizin İFAD'la ilgili var mı yine bir tespitiniz ya da yeni bir fikriniz? Fikir derken şöyle, İFAP'la ilgili bir çalışmalar var. Bu konuda benim araştırmalarım ve edindiğim bilgiler var Özgür. Onları paylaşayım kısaca istersen. 28 Kasım Salı günü Londra'da yapılan toplantıda geçici ihraçlarla ilgili bir test prosedürü yürütülmesine, ayrıca sadece hakemle kaptanın muhatap olmasıyla ilgili bir test etme kararı almışlar söz konusu. Yani burada İFAP bu iki önlem ile futbolcuların davranışlarının iyileştirilmesi ve hakemlere olan saygının artırılmasını amaçlıyorlar. Anladım. Bu hayata yani, geçecek mi hocam? Bu geçecek. Bunu şey kararı almışlar. Yani testin biri ceza bankı. Hatırlarsa ya yani buz okeyindeki gibi oyuncunun handbolda da var değil mi 2 dakika cezası. Ha ben hatırlarsam yani süre cezası alan oyuncu ceza bankına gidiyor, oturuyor. Süresi evet. Dolunca oyuna dahil oluyor. Aynen hatırlarsan. Kaç dakika hesaplıyorlar hocam bunu İFAP? Dakikası net değil. Net değil. Sizce makul olan dakika nedir? Vallahi bir 5 dakika olabilir. 5 dakika olabilir. Mesela handbolda 2 dakika. Adı da zaten 2 dakika cezası. Evet. Futbolda 5 dakika. 5 dakika cezası olabilir. Ya benim şeyim. Fikriniz. 5 dakika büyük zarar verir bir takımın eksik olması. Diğeri ise bazı durumlarda yalnızca takım kaptanının hakemle konuşmasına izin verilmesini öngörüyor bu şeyler. Anladım. Toplantıda ayrıca hakemlerin stat operörlerinden yapacakları var ile ilgili duyuru kararı dahil edilmemesi konusunda 2 Mart'ta 24'te Glasgow'da bir toplantı yapılacak Özgür. Orada oylama kararı almışlar. Yani bu 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve hatırlarsan Erkekler Kulüpler Dünya Kupası'nda testleri yapılmıştı. Hakemler sahada pozisyonu açıklıyorlardı, hatırladın mı şeylere? Evet hatırladım. Tribündekilere. Hı-hı. Bu çok onay şey bulunmuş. Testlerden olumlu bulunmuş uygulama. Bu Glasgow'daki toplantıda bu karara bağlanacakmış. Fakat bu anons konusu olaylanırsa VAR sistemini kullanan ülkeler RIN inisiyatifine bırakılıyor. Kullanım isteğe bağlı olacak. Yani herkes zorunlu değil. İsteyen federasyon hakemine diyecek ki kardeşim açıkla bu şeyi, pozisyonu verdiğin kararla ilgili. Onun dışında Özgür, bir de Alman Futbol Federasyonu'nun İFAP'tan bir ricası olmuş ve bu konuda da şeye karara bağlamışlar herhalde. Şiddeti önleme kapsamında dur 5 dakika ara uygulamasıyla ilgili isteğini kabul etmiş. Yani bu uygulamayla şu düşünülüyor: hakemlere karşı oyuncu, takım görevlisi ve seyircilerin agresif tutum da sergilemeleri durumunda hakem tarafından 5 dakika sakinleşme molası verip durdurmak. Anladım. Yani bu şey gibi, basketteki bu... Bu arada tabii eğer olayların şiddeti yüksekse güvenlik güçleri devreye girecekler, hakemi koruyacaklar. Bu arada... Evet. İdari önlemler alınacak belki. Yani şey gibi de hemen orada bir time out olan işareti yaparak time out'a giderek bunu gerçekleştirir. Hakem bu hakkı iki kez kullanabilecekmiş sahada.
Üçüncüsünde de maçı tatil edip soyunma odasına gidecek. Bu önemli bir şey. Üçüncüye gerek duyarsa, ihtiyaç duyarsa ya da zorunlu kalırsa maç tatil oluyor. Aynen. Buna gidiyor. Bu Alman Federasyonu'nun bir ricasıymış. Bunu da şeye bağlamışlar. Karara bağlamışlar. Karara bağlamışlar. Diğer ülke federasyonlarına ne derece yansır onu bilemiyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim Özgür. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Değerli dinleyiciler, Timur Tekin Arslan, eski Süper Lig hakemi, düşüncelerini sizlerle paylaştı. Bir yorum. Sevgili dinleyiciler, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, kendisini bir kez daha kutluyorum. Geçen hafta yayınımıza katılmış ve canlı yayınımızda uzun uzadıya sorduğum sorulara yanıt vermişti, eksik olmasın. Çok büyük bir hoşgörü gösterdi, sıkışık programına rağmen canlı yayın konuğumuz olmuştu. Ben çok başarılı olacağı kanaatindeyim Sayın Hasan Arat'ın. Bugün bir açıklama yaptı mazbata töreninden sonra basın mensuplarına, derbiden bahsetti. Transferle ilgili zaten yürüttükleri çalışmayı somut hale getireceklerini, sonuç alınabilecek aşamaya erişti diyeceklerini söyledi. Ayrıca bir basın mensubunun sorduğu, sizi arayan ilk kulüp başkanı tebrik etmek için kimdi sorusuna bütün kulüp başkanları aradı diyerek aslında Beşiktaş'ın rakipleriyle, özellikle de ezeli rakipleriyle ne kadar eşit ve aynı ölçüde saygıya dayanan ilişkiler geliştireceğini, belki de bir önceki yönetimden, yani Sayın Ahmet Nurçevi yönetiminden farklı, daha objektif ilişkiler geliştireceğini de söylemiş oldu. Bu mesajı vermiş oldu kamuoyuna Sayın Hasan Arat. Bu önemli açıklamaları dinleyerek bugünkü programımıza son noktayı koyuyoruz. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. 2 saati 3 saati bekleyen kuyruklar oluştu. Bir daha Akatlar'da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'ta layık olan nereyse, en iyi yer nereyse orada yapılacak. Sayın Divan Kurulu Başkanım, bundan sonra Divan Kurulu toplantılarını da Divan Kurulumuza en uygun yer neresiyse orada yapacağız. Şanına, şerefine uygun bir şekilde sizin yanınızda olacağız. Divan Kurulları, daha önce de size söylemiştim, Beşiktaş'ın en yüce makamıdır. En önemli akil insanların bulunduğu yerdir. Divan Kurulumuz bundan sonra her türlü diyaloğa açık, her türlü yakınlığı göstereceğiz. Hiçbir şekilde aramızda bir sıkıntı olmayacak. Çünkü hepimizin davası Beşiktaş'tır. Bunu hiç unutmayalım. Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Akpınar, pazar günü kongrede büyük bir dirayet göstermiştir. Beşiktaş'ın ne kadar kuvvetli olduğunu, ne kadar demokratik ve şeffaf olduğunu arkadaşlarıyla birlikte herkese ispat etmiştir. Denetleme Kurulumuz Türkiye'nin incisidir. En genç, en donanımlı denetleme kuruludur. Size karşı tüm defterler bu sabahtan itibaren açılacak. Her türlü evraklar elinizde olacak. Her türlü denetimi yapacaksınız. Bu seçimde çok güzel şeyler yaşandı. Bu seçim Türk spor tarihine geçti bence. Düşünün ki iki rakip insan ve arkadaşları karşılıklı tribünlerden Beşiktaş tezahüratları yaptı. Türk spor tarihinde böyle bir şey olmamıştır. Türk spor tarihinde Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetecek dedik ve Beşiktaşlı emeği geçmiş Süleyman abiden bu yana bir gelenek olan milli sporcularımızı yönetim kuruluna aldık. Bu çok önemli bir şeydi. Yine Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Samet Kaptan Feyyaz Uçar'la birlikte çalışacak ve tüm yetkiyi onlara vereceğimizi söyledik. Herkes şaşırıyor ama biz şaşırmıyoruz. Bizim yolumuz belliydi. Bu yol Beşiktaşlıların yoluydu. Biz bu yolda devam edeceğiz. Sayın Yalçın Karadeniz burada. Yalçın abi, teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başkan, değerli Divan Kurulu üyeleri, biraz önce Sayın Serdar Adalı ile telefon görüşmesi yaptım. Karşılıklı muhabbetlerimiz vardır biliyorsunuz. Kendisinden şunu rica ettim. Yönetim kurulunuzda görev alan arkadaşlardan faydalanmak istiyoruz dedim. Çünkü hazır motive olmuşlar. Onların da ekibinde çok kıymetli arkadaşlar var biliyorsunuz. Memnuniyetle dedi. Bugünden itibaren o Serdar Adalı yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarla görüşmeler yapacağız. Kim nasıl faydalanabilir? Hangisi nereye proje götürmüş? Nelerden faydalanabiliriz? Dediğim gibi biz bir bütünüz artık. Beşiktaş kucaklaşacak. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.